Herkese merhabalar Tomuç abi bağımlı ve bağımsız olasılığı anlatacak. Son çöverdim. Efendim. Bağımlı ve bağımsız olaylar var Tomuç. Bir kere şunu bilmemiz gerekiyor. Mesela bir tane torba var Tomuç. Bir kesem var tamam mı senin? Torbada 22 tane sarı, 28 tane mor top var. Sen bunlara ne yapıyorsun? Söyle bakayım ilk başta bakalım. Ne işin var bu kadar çok topla evladım senin? Hocam. Ee, bu Oyun mu oynuyorsun? Bilye oynayacağım. Bilye. Oyun İske. mu oynuyorsun ders sırasında? Hayır hocam. Banlı olasılığı öğrenmeye Aferin, çalışıyorum. Aferin. Çok güzel. Deney yapıyorsun. Mi? Top varken bir top çekiyorsun Tonguç Tamam mı? Seçilen, seçtiğin, çektiğin top sarı olduğunu biliyorsun. Tamam mı Tomuç? Bir tane top çektin ve sarı olduğunu biliyorsun. Topu geri atıp yeniden seçersek sarı olma olasılığı nedir Tomuç sence? Hımm çok bak zor bir şey değil. Şimdi Tonguç şöyle bir şey diyorum. Daha basit örnek vereyim sana. Bak Tonguç'um bu torbada iki tane kırmızı top bir tane de yeşil top var diyelim. Çekilen bir topun yeşil olma olasılığı nedir sence? 1 bölü 3. Harika 1 bölü 3. Peki çekilen topun kırmızı olma olasılığı nedir? 2 bölü 3. Harikasın Tonguç süpersin. Peki torbada 22 sarı 28 mor varsa sen bir tane top çektin ve bunun sarı olduğunu biliyorsun. Ama bu topu geri attın. Şimdi çektiğin topun sarı olma olasılığı nedir sence Tomkuş? Ee, 22 Bak. bölü 50. Harika. 22 sarı topların sayısı bölü bütün topların sayısı da 50. 22 bölü 50. Mükemmelsin Tomkuş. Harikasın. Peki Toruk topu geri atmadan yani bir tane top çekmiştin ya. Ne çekmiştin? Sarı evet. çekmiştin. Topu geri atmadan yeniden seçersen. Sarı gelme olasılığı nedir Tonguç? 21 bölü 49. Harika 21 çünkü bir tane topu aldın artık e, torbanın içinde 21 sarı 28 mor top var değil mi? 21 bölü 49 olur İşte bu kadar. Sen şu anda neyi anladın biliyor musun Tonguç? Topları seçebileceğimi. Buna biz bağımsız olay diyoruz. Yani ilk yaptığımız olayla bağımlı mı? Değil. Evet. Çünkü yerine yeni attık ya yerine. Hiçbir şey değişmedi ki ilk olasılıkla aynı oldu. Burada ise bağımlı olay diyoruz. Çünkü ilk olay yani çektip çekip de elimize sarı aldığımız zaman ilk olay ikinci olayı yani ikinci çekim, çekimimizi etkiliyor evladım. Gördün mü evladım? Gördüm. Bak olasılıklar değişti. Şimdi gel bakalım bunu yapalım. Bağımsız olayları bir anlamaya çalışalım. Birinci torbada yeşil, ikinci torbada turuncu top çekilme olası ne demiş? Birinci torbadan yeşil gelme olasılığı ne sence? Çok basit. Bak 13 mavi 15 yeşil varmış. O zaman 15 bölü bütün olabilecekler 28 değil mi öyle Evet hocam. Harikasın. Peki ikinci torbadan turuncu gelme olası nedir? Bak 9 tane varmış turuncu bölü bizim istediğimiz. Bak şunu unutmayacağız Tonguç. Olasılık şudur aslında. İstediğimiz istenen bölü mümkün. Anlaştık mı Tonguç? Yani bizim istediğimiz e, turuncu mümkün olan her şey ise 20 tane değil mi herhalde? O zaman 20. Şimdi ben buradan top çekmemle buradan tek çok top çekmem. Sence bağımlı olaylar mı? Birbirini etkiliyorlar mı Tonguç? Etkiliyorlar hocam. Nasıl etkisini evladım? Bu ayrı bir torba, bu ayrı Aa, bir torba. Dur, buradan çektiğim zaman a buradan turuncu gelme olsa değişir diyebilir Etkilemez. miyim? Hayır. O yüzden direkt çarpabiliyorum Tonguç. Direkt çarpıyorum ve bu ikisinin Olma olasılığını hesaplayabiliyorum Tonguç. Hatta bunda bunu bunu sadeleştirdim. Bu 4. Bu üç kalır. Ondan sonra canım başka sadeleştirelim bir şey var mı? Yok Allah kahretmesin. 27 bölü yüz e, 100 kaç çıkar evladım? 112 çıkar evladım. Anlaştık mı evladım? Anlaştık hocam. Süper zeki bir öğrencisin ve geçtik. Hamster var bir tane. Hasta fare ne hamster ya. <laughs> Peyniri bulma olasılığı hesaplayalım mı Tonguç? Şimdi Hocam, fare niye burada hayvanlara böyle zulüm ediyorlar. İlan e deney yapıyoruz. Direkt versinler peyniri. Ama niçin? Deney bu şey için evladım bilim e, için. Bilim için deney yapıyoruz. Tanış tamam, bak buralarda fare, buralarda fare yok, peynir yok buralarda. Evet. Ama sadece bir yerde peynir var. Sence bu adam bunu bulabilmek için ne yapmak zorunda? İlk başta buraya gelmek zorunda. Evet. Buraya geldikten sonra kaç seçeneği var? Üç. Bir, iki, üç farklı yola ayrılabilir, değil mi? Şimdi bizim peyniri bulmak için bu yoldan gitmemiz gerekmiyor mu? Evet. İstediğimiz bu yol. 1 bölü. Mümkün olan kaç tane var? 1, 2, 3. 3 tane. 1 3. Ve çarpı diyoruz. Şimdi bunu geçtim artık. Buradan sonra buraya geldiği zaman kaç farklı seçeneği var? 3. 1, 2, 3. İstediğimiz hangisi? Bu. Yani 1 bölü. Mümkün olan kaç tane var? 3 tane var. O zaman cevabımız Fahri'nin peyniri bulma olasılığı 1 bölü 9'muş Tomurç. Anlaştık mı evladım? Anlaştık hocam. Süper zeki bir öğrencisin. Peki sana bir tane daha soru sorayım bununla alakalı. O kadar çizmişiz madem. Farenin burada peynir, burada peynir olsaydı. Peyniri bulma olsaydı ne olurdu? Hmm. Ya işte. O zaman bir... Bu bayağı kasış değil mi? Bak şöyle düşünün. Buraya geldikten sonra ilk başta bu olabilir. Bu 1 bölü 9. Bunu hesapladın ya. Veya ne olabilir Tonguç? Veya ne olabilir? Buraya geldikten sonra buradan gelebilir. 1 bölü 3. Buraya geldi ya. 3 tane seçenek vardı. Bunu seçti. Çarpı. Buraya geldikten sonra 2 tane istenen var ama 3 tane sonuç var. 2 bölü 3 diyoruz. O zaman buradan da 2 bölü 9 geldi mi? Geldi hocam. Bak Tonguç. Bu olabilir veya bu olabilir. Veya olasılıkta toplama demek Tonguç. O zaman 1 bölü 9 artı 2 bölü 9'dan farenin peyniri bulma olasılığı e, ee, 3 bölü 9 çıkar. Yani 1 bölü 3 çıkar Tomuç. Anlaştık mı? Anlaştık. Kasış bir soruyu tebrik ediyorum seni. 52 kartlık bir iskambil destesi hayda. var. Hayda. Hayda ne bu ya Allah Allah. İki bu, kartı... Hayır bu böyle hani şey oyunları var ya hani iskambille böyle şey yapıyorlar. Sihir oyunları yapıyorlar. Ha. Onları düşün. Sihir bazılarını düşün. 52 kartlık bir iskambil. 2 kart seçiliyor. 2 kartın da A olma olasılığı nedir Tomuç diyor. İlk seçilen kart geri konmuyor. Geri konmuyorsa ne demekti bu olaylar? Bağımlı olaylar. Yani i̇lk seçimin ilk seçimin ikinci seçimi etkiliyor. Elektrik kartlık bir destede dört tane A vardır Tonguç. Bak bunu unutmayacağız. Dört, tane, tane A. A. vardır. Yani as dediğimiz zımbırtı vardır. Peki o zaman ilk kartı seçtik. A olmaması nedir Tonguç? Dört bölü istediğimiz şey dört tane. Bütün olabilecekler ne? 52 tane. Çarpı ikinci seçtiğimiz kartın A olma, iki kartın da olmasıydı. Bir tanesini seçtik, A elimize duruyor. Bak burada A kartı elimize duruyor. Burada elimizde durdu. Bir de bir tane daha seçmek. Artık bir tanesini seçtiğimiz için geriye üç tane kaldı istediğimiz. Bütün kartların içinden de bir tanesini seçtiğimiz için 51 tane kaldı olmuş. O zaman iki kartın da bunun A olması, bunun A olması neymiş evladım? 4 bölü 3, 12 bölü 52 çarpı 51 diyorum. 5 için nasıl söylüyorum? Ama Söyledik ne yapacağım? Hocam. Hesap etmeme gerek yok. Tonguc'un 20 tane test kitabı var ve aralarında boğuluyor. Ve ne yapacağını bilmiyor Can hocam. Tonguca can acilen yardım gerekiyor. Peki bunu nereden bulabilir yardımı? Tonguç Akademi'den bulabilir herhalde. harika. Test kitapları gerek yok. Tonguç evimizle başarı ulaş. İnşallah evet. hocam. İnşallah. Tonguc'un 20 test kitabından 4'ü matematik. Haşim'in 28 kitabından da 5'i matematiktir. Haşim kim hocam ya? Haşim senin arkadaşın evladım. <laughs> sınıfa ikisi de birer kitap getirdiğine göre ikisinin de matematik kitabı getir. Bak çok dikkat et Tonguç. Getirmeme. Sınavda çok önemli. Getirmeme olsun nedir? Şimdi bir kere dördü matematikse getirmeme olsun soracak matematiğin dışında kitapları istiyoruz. İstediğimiz kitapların sayısı dört matematik varsa geriye kalanlardır. Yani on altıdır. On 16 altı bölü yirmi mi Tonguç? Bak Tonguç'un matematik getirmeme olasılığını bulduk. Çünkü 4'ü matematikse geriye kalan istediğimiz 16 tanedir. Şimdi Haşim için yapalım hesabı. Hocam Haşim'in ismi bile korktu. Haşim'in matematik getirmeme olasılığını söyler misin bana Tonguç? Bak Tonguç'cum bak buraya. 5'i matematikse e, bizim istemedi istemediğimiz bunlar. 5'i matematik istemiyoruz. İstemiyoruz. Geriye kalanlar yani 23 tane bölü bütün olabilecekler 28 tane değil mi? 23 bölü 28. Harika. Bunların ikisinin de aynı anda olma olasılığını bulmak için Çarpacağız. birbirine çarpıyorsun. İşte bu kadar. O zaman hemen Ama sadeleştirirsek. Şey hocam. Yok, Hayır, sadele sadele. 4, 5 kalır ya Tonguç. Bunda da bu sadece işte 7 kalır. O zaman 23 bölü 35 tişliklerde bulabilirsin. Ben de çok korktum çok. hocam. Tonguç'un çeken ilk 5 pul ile çinko yapma olası. Tombola oynuyor musun evladım hiç? Hocam küçükken çok oynadım ama şimdi hiç oynamıyorum. Tombola oynadığın zaman şunu anlayıp Arkadaşlarınla toplandığın zaman falan filan. İlk 5 pul ile çinko yapma olasılığı şu demek aslında. Çinko demek evladım nedir? Ben de ne bilmiyorum unuttum. 3 so, taneye kalmak demek. Ha. Çinko demek şöyle. Bak bunu kapattık, bunu kapattık, bunu kapattık, bunların hepsini kapattık. O zaman e, çinko nasıl yapacak ki burada? Yapamaz ki. Bir sürü numara var değil mi hocam? Bir sürü numara. Hepsini kapatamazsın ki. He, ilk 5 pul ile çinko. Aynı numaralardan var mı? Yok. Hayır. <laughs> Ç çinko bak kaç tane top var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, soruyu 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Çekilen ilk e, hmm, bu soruda bir hata var ya. bu, bu soruyu bu soruyu hata. Buna geçiyorum evladım çünkü bu soruyu hatalı e, Zaten şey çinko minko bize uymaz hocam. Evet böyle çinko yani. minko ne ya? Boş ver bunu geçelim. Hocam Kazık soru, soru. Da bitmiyor ki. Hangi soru gelse yeni bir soru çıkıyor. Bitti evladım bak ödüllü sorumuz var. Oh. Şimdi Tonguç'un yeşil arabaları var. Tonguç'un turuncu arabaları var. Turuncu arabayı niye kullanıyorsun anlamıyorum. Erkek Uzak hocam. Ha, ya. ha, harikasın. Şimdi Tonguç'un yeşil arabaları ve turuncu arabaları var. Uzaktan kumandası hmm. olan arabası. Uzaktan kumandası olmayan. Şimdi sen Tonguç Bir araba seç Tonguç. Bunların arasından. Seçtim. Turuncu araba seçme olasılığı nedir sence Tonguç? Gel bakalım. Turuncu araba seçme olasılığımız ne olabilir sence evladım? Kaç tane turuncu araban var Tonguç? Daha doğrusu kaç tane toplam araban var? Ona bakalım mı Tonguç? Bakalım. Bak, bakalım. 8, 5, e, 5, 8, 13, 21. Toplam 30 tane araban var Tonguç. 30 araba. Toplam araba sayısı 30 tane. Senin bunlardan turuncu araba seçme olasılığı nedir biliyor musun Tonguç? Kaç tane turuncu araba var Allah aşkına? 8 artı 9. Yani 17 tane turuncu araba var. 17 bölü 30'dur. Bizim istediğimiz böyle mümkün olan her şey 30 tane vardır. Turuncu ve uzaktan kumandalı araba seçme olasılığı nedir Tonguş peki? Uzaktan kumandalı. Bak turuncu olacak ve uzaktan kumandalı. Ya turuncu olan ve uzaktan kumandalı 8 tane yok mu Allah aşkına? Bak uzak kumandalı olan ve turuncu olan. 8 bölü 30 dur diyebiliriz değil mi Tonguç? Diyebiliriz hocam. Harikasın işte bu kadar. Bir araba seçtiğimiz zaman. Hocam oraya... buyurun arabalarını getirdim buraya. Bunlar ne kadar güzel arabalarmış maşallah. Mükemmel. Sana sihir yapayım mı Tonguç? Yapın hocam. Harikasın bak şimdi izle beni. Bak Tonguç'um. Ee, herkes diyor ki sarı kırmızıyı çeker aslında. Sarı kırmızı. Halbuki ben bunun olmadığını ispatlıyorum. Aa. Ya. Nasıl yaptınız hocam? Evladım bu bir magic. Allah. Büyü evladım bak. Ne yapıyorum? Ne sarı kırmızıyı sevmez. Bunu unutma Tonguç. Aa. Sarı kırmızıya yakış falan. Yok şey, yok. Hayır, şey. Sarı kırmızı en büyük. En büyük Türkiye. E, hayır evladım. Harikasın. Ödülü sorumuzu yap. Cevaplara gönder evladım. Üşenmiyorsun. Ve Tonguç Efe video yağmurumuz devam ediyor. Bu videoyu like etmeyi unutma. Bir önceki ve bir sonraki videomuz burada. Tebrik ediyorum seni. Hadi görüşmek üzere.